Herkese merhabalar bugün 10 Nisan cumartesi günü saat 14.50 sularındayız. Dolar analizi ile beraberiz sizlerle tekrardan. Cuma günkü yapamadığımız analizi bugün telafi etmek amacıyla e, tekrardan bir video çekeceğiz. Bugün gümüşü çektik, dün altını çekmiştik şimdi de doları çekeceğiz. Peki onun öncesinde ne konuşmuştuk dolarda perşembe günü ona bir bakarsak dolarda müdahalenin kanıtlarını sizlere anlatmıştık. Burada hem haber akışları vardı hem de Bizzat Cumhurbaşkanı tarafından da Finansal piyasalara müdahale edildiği açıklanmıştı Ve burada da bizim bir tane kritik noktamız vardı 4-5 gündür hatta bir haftadır bahsettiğim 8-16.5 seviyesi Ne olduğunu anlatmıştık biliyorsunuz zaten bizi takip edenler Ve onu da ufaktan yeni üzerinden geçeceğiz bir türlü geçilemiyordu 2 gün içerisinde bu 8 buçu yani Pazartesi salı gününe kadar en geç diyelim 8-16.5 üzerinde bir hareket olması lazım yoksa düşüşün daha çok derinleşebileceğini söylemiştik peki şimdi kapanış arkadaşlar bazı yerlerde 8.15 buçuk gözüküyor bazı yerlerde 8.17 bazı yerlerde de 8.16 e, küsür gözüküyor şu an e, hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz ama burada sığ piyasalarda veya son harekette bu e, yani çok şöyle diyeyim size 8.17 8.16 8.15 hangisi olduğu önemli değil. Biz bu hareketi baktığımızda halen netleşen bir durum olmadığını sizlere söyleyebiliriz. Ve en son sinyalimiz de burada dolar tarafında biliyorsunuz ne yazdık? Evet dolar günlük sinyal grafiğini açtığımızda 8.23'ten bir düşüş sinyali oluşmuştu ve 8.46'dan gelirken ve sonrasında da 7.97'lere kadar düşmüştük ve bu sinyali halen koruyoruz. Aslında yükseliş tarafına geçmemiz gerekiyordu kabaca bundan 3 gün öncesinde ama Buradaki ben 3-4 gündür özellikle dolarda bir müdahalenin olabileceğinden bahsediyorduk, tahmin ediyorduk. Gerçekten de ben söyledikten bir gün sonra veya iki gün sonra piyasaya müdahale edilenin haberleri ortaya çıktı ve bunun da bazı arkadaşlar kabul etmiyor ama ben gerçekten öyle olduğunu düşünüyorum çünkü hareketlere baktığımızda şimdi ania sayfasına geri dönelim. Daha önce de bahsetmiştik. Şu grafikleri bir temizleyelim önce ki. Rahat görün. Şimdi burada bir saatlik grafiği açtığımızda veya daha e, yakın grafikleri 5 dakikaları açtığımızda grafiklere dikkat ederseniz arkadaşlar bakın 8.13 üst tarafta 8.17 yani bu 5 dakikalık grafik içerisinde 8.13 ile 8.17 arasında normal şartlarda müdahale e, hareket etmesi normal değil. Dolayısıyla ben burada müdahalenin olduğunu anlayabiliyorum ve ayrıca bizim geçmişte de anlattığımız bir tane daha ipucu vardı burada müdahale olup olmadığına dair. Bakın alt çizgileri mum grafiklerinin alt bacaklarına bakın. Buradaki fitillerin boyunu, uzunluğunu ve hep alt tarafta böyle çizgi çizgi, çizgi çizgi bıraktığını görüyorsunuz. Bu da aslında aşağıdan sürekli alımların geldiğini bizlere gösteriyor. Yani yukarı doğru gitmeyi engellenmeye Çalışıyor Şu an e, 5 dakikalık <laughs> grafiğe geldiğimizde 8.16.91 oldu fiyat. Günlük grafiğe geldiğimizde 8.15.34 e, gözüküyor. Yani burada da bir hata var grafiklerde. Biz diyelim ki 8.16'lardan kapattı e, ve burada da 8.16.90'lardan kapattı. Pazartesi günü bu seviyenin üzerinde kapatabilecek mi? E, en azından 8.17'lerin üzerinde açılış yapabilecek miyiz? Bunu bak bakacağız arkadaşlar. Ve burada da giderek yukarı doğru hareketin e, yaklaşma oldu yaklaşmakta olduğunu görüyoruz Bakalım merkez bankasını veya işte neyse artık bankaların kurşunu buna yetecek mi? Ülkemiz adına umarım yeter arkadaşlar. Ben doların yukarı gitmesini e, tabii ki istemiyorum. Umarım e, finansal piyasaları regüle edebiliriz e, veya düzenleyebiliriz, tutabiliriz bir şekilde. E, tabii ki bunun sonuçları olacaktır. Nereye kadar baskılanacak? E, piyasanın normal koşulları altında bırakmak gerekiyor ama olağan dışı hareketler olduğu için Devletimiz de buna düzenlemeye, tutmaya çalışıyor ani hareketlere karşı. Peki ani hareketlerde olursa ne oluyor? Faizler yükseliyor, piyasada zamlar geliyor vesaire vesaire. Neyse bu konulara girmeyelim arkadaşlar. Şimdi burada trend açısından değerlendirdiğimizde bizim yukarı doğru gitmek isteyen bir trend olduğunu ben gözlemliyorum. Bütün indikatörler açısından ama burada da yine baskı hareketlerinden dolayı gücünün çok fazla olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca Dünya piyasalarında ne oluyor diye baktığımızda dolar endeksine baktığımızda bakın orada bir toparlanma başladı. 2 gün öncesinde yine bir toparlanma olmuştu ama orada hareket gelmemişti. Ben pazartesi salı gününden sonra dolar endeksinde arkadaşlar bir toparlanmanın artacağını düşünen Yükseliş hareketinin başlayabileceği konusunda düşünceler var. Onu da pazartesi salı günü incelemeye devam edeceğiz. Burada kritik nokta kabaca 92.2'ler olduğunu düşünüyorum. Peki Amerikan 10 yıllıklarına baktığımızda yine grafiği açtığımızda bakın burada en son çizdiğimiz bir grafik vardı. O paralel kanalı gördüğünüz gibi tam alt noktasına neredeyse dokundu ve oradan bir tepki yükselişi meydana gelmiş durumda. Pazartesi salı günü de burada şöyle bir bakalım. 65'lerde bir kritik nokta var. Şu an kapanışımız 1.66'larda oldu. Demek ki pazartesi günü de Burada bir yükseliş trendi bakın burası bir düşüş trendidir. Burada şöyle bir yükseliş trendi başlatabilecek miyiz? bakın yükseliş düşüş ve e, bu kanal içerisinde de hani bir arkadaşımız bilmiyorum e, izliyormuş şu an bizi veya izleyecek mi bilmiyorum ama e, şöyle bir W hareketinden bahsetmişti ama W oluşmadı henüz demiştim. Eğer bir 66'ların üzerinde de kalmaya devam edersek biz yeniden bir 75'lerin üzerine doğru bir e, hareket potansiyeli başlayabilir Amerikan faizlerinde bu da. E, Dolar tl'yi tekrardan arkadaşlar e, 8.20-8.35 bölgesine hızlı bir şekilde yukarı doğru götürebilir diye düşünüyorum. Tabii ki burada e, sadece yurt dışındaki olaylar yok. 15 e, Nisan tarihi yanlış biliyorsam düzeltin arkadaşlar. Merkez Bankası'nın faiz kararı var. O zamana kadar belki burada zigzag hareketleri devam edebilir ve sert bir şekilde yukarı doğru giderse. Ben şaşırmam önce 8.25 sonrasında 8.35 sonrasında da 8.45. Dirençlerini sırasıyla sayacağız. Ee, ama burada da e, özellikle bizim hatırlarsanız 8-11 lerde bir destek noktamız vardı. Oralar kırılırsa düşüş miktarı artar ve bu durumda 8 TL ve alt noktaları konuşacağız ee, arkadaşlar şu an için. E, düşüş hareketi devam ediyor. Yukarı doğru hafif bir potansiyel var. Onu da bakalım Pazartesi günü özellikle bilemedin Salı günü netleşeceğini düşünüyorum. bunu da takibinde olacağız. Peki özetimizi yapalım. Dolar TL'de 8.16.5 halen direnç gösteriyor. Pazartesi salı günü dolar endeksi yani DX'e ve ABD 10 yıllık açık yazalım. 10 yıllık faizleri yükseliş trendine geçerse geçebilir diyelim öncelikle geçebilir. Ve bu da dolar tl'yi yukarı atabilir. Ancak iç piyasada 15 Nisan'daki merkez kararı takip edileceği için yükselişler bu kararı bekleyebilir yatay durum devam edebilir e, faiz beklentisi genel olarak sabit kalması diyelim soru işareti yapalım arkadaşlar destek dirençleri yazalım destek 811 808 805 8 TL diyelim. 802 de diye yazalım hadi. direnç noktasında 823, 828, 836, 8 46 noktaları var diye düşünüyorum. Evet, özetimizi yaptık arkadaşlar. Bunu kaydediyorum ve bundan sonra da diğer paritelere bakalım. Peki Euro USD ne durumda arkadaşlar? Burada bir direnç var demiştik. Bakın arkadaşlar kahverengi ortalamaya geldik. Ve o noktadan sonra artık kar satışları gelebilir. Dolayısıyla artık pazartesi salı gününden sonra Euro USD'de ben yavaş yavaş aşağı doğru gelme hareketinden bahsetmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum. Burada da takip edeceğiz. Euro'ya baktığımızda Euro'da da arkadaşlar dolara göre bir miktar daha iyi bir hareket var. Burada e, ılımlı bir yükseliş hareketi olduğundan bahsedebiliriz. 9.65 üzerinde kaldıkça yukarı doğru potansiyel devam edecektir. Eğer dolar da güçlenirse 9.75 sonrasında da 9.85'lere doğru bir potansiyel oluşacak. Peki sterline baktığımızda sterline baktığımızda bakın arkadaşlar burada e, üstten gelen direnci bir türlü kıramıyoruz. Yine pazartesi günü burası da dolarla beraber yukarı gitmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Ee, yine burada da 11 25 hareketinin üzerinde 11 TL'nin üzerinde kalmak gerekiyor diye düşünüyorum. Dolar tarafına geri döndük, kaydettik. Şimdi borsaya bakacağız. Borsa ne halinde? Borsada arkadaşlar 142 bin. 200'den bir düşüş trendinin başladığından bahsetmiştik arkadaşlar burada. Düşüş hareketi devam ediyor. 139 bin, 137 bin, 135 binlerden bahsetmiştik. 137 binlerde test edildi ve ben halen hareketin burada zayıf olduğunu görüyorum. 141 binlerin altında kaldıkça da düşüş trendi devam eder. Haftalık baza baktığımızda hareket zayıf. Aylık baza baktığımızda hareket e, Zayıf arkadaşlar burada Aylık bazda biz geçtiğimiz ay 142500'lerden bir düşüş trendine girdiğimizi düşünüyorum Ve ayrıca da e, 142000'lerin altında kaldıkça da düşüş trendi uzun vadede devam eder Haftalık bazda e, yine şöyle bir bakarsak 143000'lerin altında kaldıkça da Haftalık bazda yani orta vadede düşüş trendi devam eder kısa vadede de 141500'lerin altında kaldıkça düşüş trendi devam eder diye net bir şekilde anlatmış olduk. Peki Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de arkadaşlar bir düşüş trendi vardı ama iki gün öncesinde 58 binlerin üzerine bir çıkış olursa yükseliş trendinden bahsedebiliriz demiştik. Ve burada yeniden hareket gördüğünüz gibi yukarı doğru gidiyor. Ve şu grafiği temizlersek burada benim gördüğüm şuradaki bir fincan kulp hareketi eğimli bir şekilde meydana gelmiş. Ve burada da yukarı doğru hareketten bahsedebiliriz. Bu durumda da çanağın kırıldığı noktadan fincan kadar yukarı gittiğimizde 63.500'ler karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Ayrıca ayrıca yanlış yaptık. Ayrıca burada da Fibonacci noktalarına koyduğumuzda 63.100'ler bizim artık arkadaşlar e, formasyon hedefimiz ancak burada da Fibonacci direncimiz 61.500'ler. Ayrıca yine arkadaşlar burası da ikinci dip tepe noktası olduğu için biz şu, şu şekilde pazartesi salı günü 61.500'lerin ben test edeceğini düşünüyorum e, Bitcoin tarafında. Ethereum tarafına geçtiğimizde ise burada da hareketin güçlendiğini görüyoruz. Burada da bir katlama hareketi var. Dolayısıyla burada da daha üst noktaları hedefleyeceğiz. Önce 2185 sonrasında da şöyle bir bakarsak yine formasyon hedefine çok hassas bakmayacağım. Çok hassas bakmayacağım. Dolayısıyla 2253 ve 2184 sıralı burada hedefler olarak konuşabiliriz. Peki artık biz tekrardan dolar grafiğine dönelim dolar grafiğine döndükten sonra özetimizi burada gösterdikten sonra videomuzu burada tamamlıyoruz. Teknik analiz eğitimimiz konusunda kanalımızdaki videodan yararlanabilirsiniz tanıtım videosu var. Ayrıca alttaki mail adresine bir e, boş da olsa mail atarsanız sizlere detaylı bilgi verecektir. Hoşça kalın. İyi akşamlar.